Acaba bizden sonra şerefsiz babalarımızın başka çocukları olmuş mu? İnşallah benimkinin olmamıştır. Niye? Kardeşin olsun istemez mi? Sen ister miydin lan Zıpkan? Benim kardeşim var zaten. Kara. Ali, sen niye istemezdin kardeşin olmasını? Çünkü çok kötü bir babası olurdu. Ve dünyaya hiç gelmemesi bu dünyada çekeceklerinden daha iyi. Olduysa kardeşim. Ne? Benim babam geberdi gitti. Başka çocuk yapamaz. Ama ya senin baban başka çocuk yaptıysa? Lan. Hiç aklıma gelmemişti. Hakikaten yapmış mıdır? Bilmem. Yapmış olabilir. Olabilir. Kalkın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Eğer bir kardeşim varsa onu babamdan kurtarmaya. Şimdi size soruyorum. Var mısınız, yok musunuz? Herhalde varız. Ayıpsın ya, tabii varız. Kardeş bizim. Tabii bizim lan Sabit. Gülenşi kardeş, sen var mısın? Kız kardeş. Benim kız kardeşim mi var? Dur bir dakika. Bir dakika. Seni sattıktan sonra doğdu değil mi? Diyorum ki, kimlik istiyorsan önce güzel bir masa dolanacağım. Sonra da o kız kardeşin olacak Yosma'yı bulup buraya getireceğim. Anladın mı beni? Oğlum. Nerede? Bilsem sana git bul gel der miyim? Hı? Ne yaptın lan kız? Hayır.
Abi sakin ol bak. Sakin ol. Ölüsü işimize yaramaz. Sakin ol. Ali. Yüzünü yıkayalım. Gel, Ali. Gel. Tamam. Abi. Kara. Şunu lastikçiye sok. Yürü lan. Yürü. Gül Ayşe, Mercan içeri girmeyecek. Var, var. Ya merak etme, sadece sorgulayacağız. Bak, sakın zarar vermeyin adama. Tamam. Aman. Ya Sare, tamam, tamam. Bana bak, bana bak, bak. Ali. Tamam. Konuş şimdi. Kız evden mi kaçtı? Önce bir masayı kuracaksın. Sonra nevaleleri hazırlayacaksın. Ondan sonra söyleyeceğim. Bana bak Ragıp Efendi. Seninle bir anlaşma yapalım. Ali'nin kız kardeşi hakkında gerekli bilgiyi vermezsen... ...sana içki miçki yok. Anladın mı beni? De şimdi. Bu kız nerede? Nereden başlayacağız aramaya? Ben nereden bileyim ben ha? Nereden bileyim ben? Sürtüyordur bir yerlerde. Lan sürtüyordur ya lan. Barbar tut, barbar tut. Ali, Ali ne yaptın lan İlza? Barbar tut, Ali. Barbar. Ne yaptın lan? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ne yaptın lan? Abi, tamam. Ne yaptın lan? Ya Ali. Abi, tamam, bırak sorgulasın adam, tamam yeter. Suçunu. Tamam, yeter. Şş, bana bak. Ha. Bak bize adam gibi cevap ver, tamam? Bize adam gibi bildiğin her şeyi anlat, yoksa Ali'yi tutamayız. Seni burada öldürür, şu çayırlara gömer. Anladın mı beni? Tamam, tamam. Bu kızın akıbeti ne? Tamam lan, tamam, tamam, tamam. Çatala sattıktan sonra görmedim bir daha, bilmiyorum. Lan sen bir de kızını çatala mı sattın lan? Ali! Ne yapacaksın lan? Ali! Lan! Tamam. Kaç şişe şişe sattın lan bize? Yaşını mı takip ediyorum lan? Nereden bileyim? Nevademi hazırlamadan sana daha fazla cevap yok. Hazırla masayı, al cevabı. Lan var ya, senin boğazından dökerim o sıkımı. Çatala mı sattın? Senin boğazından dökerim. Ölene kadar da durmam lan. Boğulana kadar durmam. Daha doğru düzgün cevap ver. Yok sana cevap falan. Abi. Lan bırakın lan. Abi tamam. Abi gözünü seveyim, sakin ol. Tamam, tamam. Bak sen bana çok kral bir fikir verdin. Bekle, sakin ol. Ne yapacaksın lan? Oğlum dur lan. Aç lan ağzını, aç. Ne yapıyorsun? Aç, 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 aç. Aç. İçki değil, su ama idare et. Nah. Nah, tamam. Tamam. Konuşacağım mı lan? Güzel. Güzel. Kaç yaşında sattın kızı? Kaç yılında sattın çatala? Çok oldu. Şimdi genç kız olmuş. Bebekti o zaman. Bebek mi? Onu da benim gibi bebekken satmışlar. Lan şerefsiz! Abi dur abi. Ali! Tamam tamam Ali. Abi dur ya. Lan bırakın lan Ali, tamam Ali, tamam. Bir durun ya. Ya Allah aşkına bir durun ya. Anası nerede? Anası nerede bu bebeğin? Bunun anasından sonraki dalgamdı kızın anası. Bebeği bıraktı bana, kaçtı gitti haspa. Ne yapsaydım? Ben mi baksaydım? Nasıl bakayım? Tabii ya, tabii. Sen niye bakasın ki? Ya yapacaksın, sokağa atacaksın ya da gideceksin satacaksın, değil mi? Allah senin belanı versin. Kara. Lan keyfimden mi sattım be? Ha? Keyfimden mi sattım?
Anası kaçtı, anası! Lan anası kaçtı diye bebeği çatara mı satman lazım? Lan yeter ya! Yeter lan! Allah aşkına dur ya! Oğlum bari sen gaza getirme, dur! Tut şu halini şurada! Tut, sorgulayacağım adamı lan! Abi bak sen haklısın, tamam? Sen haklısın. Allah aşkına sorgulayayım şimdi, bir durun ya! Bebekken sattığın çocuğun peşine niye düştün şimdi sen o zaman? Allah, düştüm. Şimdi arıyorum. Ha? O çatal olacak kızın başındaki belaları benim başıma sardı. Ne? Kızın peşinde belalı adamlar mı var yani? Evet. Çatal kendini kurtarmak için... Ayyaş Rakıbı'nın kızı demiş. Belalıları benim üzerime saldı. Onlar da seni buldu, öyle mi? Aynen öyle. Ya o kızını bulacaksın, bize vereceksin... ...ya da senin canını alacağız dediler. İlk geldiğinizde de... ...sizi onların adamı sandım. O yüzden tanımadım seni. Bu herifler kim? Kızla alakaları ne? Hiçbir fikrim yok. Kızın peşindelermiş, şimdi de benim peşimdeler. Yani... Oğlum... Önce kardeşini bulacaksın. Sonra da babanın hayatını kurtaracaksın. Yoksa sana kimlik, mimlik yok lan. Abi. Hadi bakalım. Tamam abi. Hadi tamam. Adı ne kardeşim? Ben verdiğimde isim koymadıydım, bilmiyorum. İsim bile mi koymadın lan? Öyle mi sattın şerefsiz? Ali, Ali. Ali! Dışarı çıkalım, gel. Gel. Hadi gel, gel. Ulan bu peşindeki adamlar... ...onlar ne diye sesleniyordu bu kıza? O Yosma'yı bul, bize getir yoksa senin canını alacağız dediler. Başka bir şey demediler işte. Senin onun yerine çıkın. Ali, Ali! Ay senin! Al. Senin yerine çıkın lan! Hadi. Gel, gel. Hadi. Ali! 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 Abi! Abi! Ali! 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 Abim. Bulacağız kardeşimizi. Kardeşimizi? Evet. Senin kardeşin benim kardeşim. Bizim kardeşimiz. Tabii canım. O henüz bilmese de artık köksüz sayfadan biri abi. İnşallah benden küçüktür de tekne kazıntısı olmaktan kurtulurum. Kurban olayım ben size. Var var. Oğlum nereden başlayacağız lan aramaya? Koca dünya, isimsiz bir kız. Şerefsiz bir babanın sattığı kızını... ...başka bir şerefsiz babaya sorarak başlayacağız abi. Çatal biliyordur diyorum. Abi işte sattığını söyle. Eğer gerçekten sattıysa hatırlıyordur. O da hatırlıyorsa tabii. Bir şey öğrenirseniz bana da haber verin, sistemden bakarım. Şimdi yetimhaneye girdi çıktıysa falan oradan buluruz bir şekilde. Eyvallah savcı. Seni de hasta hasta uğraştıracağız. Olur mu öyle şey Ali, ne olacak? Eve gideceğim bir yandan çorbamı içip. Ihlamurumu içip evde telefondan halledeceğim. İz bulunsun yeter ki.
İstersen ben bırakayım seni eve. Gerek yok. Barbar, siz geçerken bırakırsınız beni işte. Olur olur, bırakırız. Abi hadi biz konağa geçelim. Siz de bu itin başında dur. Ömer, beni yalnız bırakma. Ben de bırakmam. Bana el kalmadı. Sen de Ragıp'ın elini tutarsın. Hadi. Allah Allah. Sen iyi alıştın ha bana bütün şerefsizleri kitlemeye. Hadi. Senelerce seni bulamadığı için iç yandı. Şimdi kardeşini bulamazsa ömür boyunca iç yanacak. Ne bakıyorsun lan? Ha? Sabit. Sabit babaları sevmez. Ha, ne yapalım yani? Ağlayalım mı? Ne bakıyorsun oğlum? Ali'nin babası, Barbar'ın babası, Sabit'in babası. Hanginiz daha kötü diye bakıyorum. Bırak lan gevezeliği. Git bana iş gel. Hadi git bana iş gel. Yoksa görürsün hangisi kötü oldu. Niye lan? Niye oğlum? Çünkü ben... Niye ağlayayım lan? Çatal nerede? Salonda. Hayırdır? Sizin suratlar sirke satıyor. Öğrendik ki çatala bebek satan bir tek sen değilmişsin. Ali'nin babası da kızını satmış çatala. Ben şirkete gidiyorum. Gelin içeri girelim, haydi.
Eline sağlık. Çok güzel olmuş yemekler. Sıkkım olsun. Afiyet olsun. Anam. Buyurun, buyurun. Beraber olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz oğlum, gelinim. Hoş geldiniz. Aa Emine. Koş kızım. Hadi tabak getir ve gel. Hemen çabuk. Hadi Emine, buyurun Emine. Beraber yiyen. Yok hadi yok adam. Yok vallahi hiç. Hiç zahmet etmeyin. Biz bu herife birkaç soru sorup gideceğiz zaten. Yine aynı Barbaros. Bunak adamdan ne öğrenecek ki garsen? Bunak değilim ya ben. Değilsin tamam. Hacer Hanım sen merak etme. Ben ona bildiği yerlerden soracağım. Mesela Ragıp'tan. Ayyaş Ragıp. Ha biliyorum işte. Biliyormuş. Tamam. Ayyaş Ragıp sor oğlum sor. Ayyaş Ragıp ha. Barbaros ne oluyor oğlum? Şerefsiz bir babanın şerefsiz bir babaya sattığı bir çocuğu bulacağız hacamcı. Şimdi bu Ayyaş Ragıp sana bir çocuk sattı mı? Sattı. Sattı o köksüz Ali'yi sattı bana başımın belasını. Çatal onu geç. Başka bebek sattı mı? Sen kimsin ya? Ha? Kimsiniz siz? Ya sen şimdi boş ver Ali'yi. Şişt, bana bak bana. O Ayyaş Ragıp sana köksüz Ali'den başka bir çocuk sattı mı mesela bir bebek? Sattı. Sattı. Oğlundan sonra kızını da sattı o bana. Herif sanki benim sermayem çoğalsın diye çocuk yapıyor. Yapıp yapıp bana satıyor. Ama bir daha satarsa almayacağım ondan bebek mebek. O köksüz Ali başımın belası oldu. Ne çektim ondan ben ya? Ya boş ver şu köksüz Ali'yi şimdi sen. Geç onu. Bu sana sattığı kız var ya. Hatırlıyor musun onu? Hatırlıyorum tabii oğlum. Bunak mıyım ben ya? Değilsin ya bunak sen. Tamam. Nerede şimdi o? Ne yapıyor? Onu biliyor musun? Ne yapacak o? Dileniyordur. Akşama gelir. Yok ya. Gitti bunun kafam. Gitti. Geçmişte takılıp kaldı hiçbir şey. Barbar tamam sakin ol. Duyduğumuza göre bu Ragıp çocuğa isim koymamış doğru mu? Yok. Şerefsiz bebeğin ismini de sen koy dediydi bana. Sen... Ne koydun bebeğin ismine? Ben kendi oğluma isim koymamışım. Bir de o velede mi isim koyacağım? Ya siz bu kıza ne diye seslendiniz? Ömrü boyunca bir ismi olmadı mı bu kızın? Ya bilmiyorum ya, bilmiyorum oğlum. Kafam çok karışık, bilmiyorum. Of. Emine. Buyur abla, sen de oradaydın. Hiç hatırlıyor musun bir bebek getirdiklerini falan? Ha Emine, sen belki bir şey hatırlarsın. Abla valla çatala sorduğumuzdan beri düşünüyorum da. O kadar çok bebek gelip gitti ki bu şerefsize. Çoğumuz çatalın yanına ne zaman geldiğimizi bile hatırlamıyorduk. O kadar küçüktük.
Ben bile hayal mayal hatırlıyorum. Hamir! Ne diyorsun lan sen? Pamir diyorum, Pamir. Pamir koyduydu ismini o bebeğin. Aç şunu ya. Açmıyor telefonu. Ne yapacağız şimdi? Siz bir şey yapmayacaksınız, biz yapacağız. Abi, ben Cemal'e de haber vereyim. Şu Pamir'in takıldığı yerlere bakalım, şehri gezelim be. Biz niye gelmiyoruz? Sence Gülayşem? Abim, oralar sakat mekanlar. Tamam, gelmeyelim de biz ne yapalım peki? Sen Kara'yı ara, Sare'ye gitsin. Mercan'ın ailesini aramaya başlasınlar. Bir an önce Mercan'ın da kimliği çıksın. Hiç oyalanmasın. Halim, sırası mı şimdi? Sırası Mercan. Sırası. Ben kimliği alacağım da kimle evleneceğim o kimlikle kızım? Fikrini değiştirmediysen ablamla. Aynen. Ablanın kimliği olmadan nasıl evleneceğiz? Mantıklı. Ya neresi mantıklı? Halim, ben kaçıyor mu? İkimiz de buradayız. Dur önce bir kardeşini Mercan, al. Bak ben kardeşimi bulacağım. Nerede olursa olsun. Bataklığın dibinde bile olsa onu oradan çıkartacağım, sahip çıkacağım. Düğünümüzde de kardeşimin elinden tutup halay çekeceğim. Buraya kadar anladın? Anladım. Ama madem ben bu Ragıp sana kavuşmak için aradım buldum, yine bu herifin şerefsizliği yüzünden sana kavuşmamı ertelemeyeceğim. Bunu da anladın? Vallahi ben anladım. Ya nesini anladın Gülayşe? Abla, yani abim diyor ki ejderhayı da yok ederim, prensesi de alır, o kuleden kurtarırım ama yine de sevdiğim kızdan daha fazla ayrı kalmam diyor. Aynen öyle diyor. Hadi şimdi girin içeri. Hadi. Hadi kızlar. Kralı duydunuz, marş marş. İyi. Of. Niye dönüyor bunlar? Barbar. Ne oldu? Ne oluyor? Ben seninle bir şey konuşacaktım da. Ha. Molla yerinde olsak ocakta yemeğim var der giderdim de şimdi... Lavaboya gideyim ben. Büyüksün. Biliyorum. Gülayşe. Ne konuşacağız? Gülayşe, bak seninle bir anlaşma yapacağız. Tamam. Abim bacısını bulana kadar bekleyeceğiz falan demek yok. Çünkü senin abilerini beklersek onların dertleri pek bitecek gibi durmuyor. Onları bekleyene kadar da biz yaşlanmış olacağız. Ne için yaşlanacağız anlamadım. Of, ne için olacak Gülayşe ya? Yemeğe çıkmak için. He, o şey yemeği. Yedik ya nezarette. O sayılmıyor mu? Sayılmıyor. O yemeğin ekmeğini Ali yedi. Aldı kızı vallahi. Ha vallahi aldı. Ama olmaz Barbar. Bir abim önce bir kardeşim. Gülayşe. Allah Allah. Ben Ali abiyle konuştum, icazet aldım. Zaten sabah akşam kardeşini arayacağız biz onun. Bu akşam sadece 2 saatlik izin istedim, verdi. Ama Barbar, gel. Gülayşe, amma naz yaptın ha. Bu akşam o yemeğe çıkılacak. Konuşacağımız şeyler var çünkü. Ha. Ne konuşacağım ben de? Şimdi söylemem, meraklı kedi. Akşam benle yemeğe çıkarsan görürsün. Barbar, ben çatlarım ya akşama kadar. Biz ne yapalım biliyor musun? Vallahi bak,
Bence de Ali'nin kardeşini bulmasın. Bekleyelim, ondan sonra yemeğe çıkarız. Barbar bak, boğarım seni ha. Saçmalama. Ya, öyle dellenirsin işte. Şş, akşam hazır ol ha. Allah Allah ya. Hadi kaçtım ben. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol Barbar. Sen de. Sabit nerede lan? Rangımı darlıyor. İyi, iyi. Kaçtım ben. Nereye lan? Sare'ye gideceğim. Lan oğlum bak, dün bir bugün iki, senin ne işin var Sarı'nın yanında? Ya oğlum bir dur. Allah Allah, hemen kıskanma ya. Ali abimiz emretmiş. Kara savcının yanına gitsin, şu Mercan'ın kimlik işlerini çözsün demiş. Hani şu evlenmek için Mercan'a da lazım ya kimlik hani. İyi tamam, ben giderim Sarı'nın yanına. Allah Allah. Oğlum sen hayırdın lan? Daha dün Hüma ile sinemaya gidiyordun. Vallahi yedim öyle bir altın. Dur tahmin edeyim. Filmin tek karesini hatırlamıyorsun değil mi? Vallahi hatırlamıyorum. Aklın Sare'deydi çünkü. Vallahi Sare'deydi. Malsın oğlum sen. Harbi mi? Lan! Sensin lan mal! Aç şunu! Aç şunu! Lan! Oğlum! Git de bir yere! Lan! Ulan kara! Aklım mı oynuyor benim ya? Hoş geldin delikanlı. Buyur. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Ben oturmayacağım da. Pamir'i soracaktım. Uğradın mı bu aralar? Dün akşam gelecekti ama ortalarda yok. Bilmiyorum nerede. Eyvallah. Kolay gelsin. Hadi at. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur. Dayı ben Pamir'i soracaktım da geldi mi bugün acaba? Her sabah gelirdi ama bugün gelmedi. Tamam. Tamam dayı, eyvallah, sağ ol. Buyur bir çay iç. Yok dayı, sağ ol. Hadi şeytanınız bol olsun. Selamünaleyküm gençler. Oo, Köksüz Ali abi, sen buralara gelir miydin ya? Hayırdır? Pamir'i arıyorum, gördünüz mü? Gördüm. Yok abi, görmedik. Şu meleti de oynamayın lan. Tamam abi. Lan oğlum kaçmayın lan, sizle işim yok. Dur. Pamir'i arıyorum ben. Gördünüz mü Pamir'i? Sen görmüş gibisin. Hiç.
Buldun mu? Yok abi. Sordum dün gelecekmiş gittiği mekana da gelmemiş. Sen ne yaptın? Yok. Hiçbiri görmemiş iti. Mecburen Nazmi'yi arayacağız. Onun koruması ya. O biliyordur belki. Alo. Söyle kuzen. Pamir nerede biliyor musun? Pamir? Ay vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? O herif senin koruman değil mi? Değil mi ya? Nasıl koruma bu? Bence senin Pamir'e korumalık dersi vermen lazım. Ben vereceğim hepinize toptan bir ders de dur bakalım. Yok. O da bilmiyor. Fena dağıtmışlar seni. Kemal. Yok aga bulamadım ya. Bulamadım da bir şeyler öğrendim. Ne öğrendin? Bu Pamir'i viyadüğün altında sıkıştırmışlar. Bir güzel yer misin yemez misin paketlemişler. İyi olmuş şerefsize. Kim yapmış lan? Abi onu bilmiyorum da paketlerken şey diyorlarmış. Ne diyorlarmış? Nerede o Yosma diyorlarmış. Kızın peşindeki adamlar olmalı abi. Ne zorları vardı acaba? Önemsiz bir bilgi almaya çalıştılar. Önemsiz bir bilgi. Önemli olsa ne yapacaklardı acaba? Neyse. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Şimdi Hamir'cim, iyi dinle beni. Bu Ali'nin bir babası varmış. Hatırlıyor musun onu? Hatırlıyorum tabii ki. Ayyaş Ragıp da sen niye soruyorsun? Ali babasını bulmuş. Aa, hadi ya. Ali niye bulmuş ki babasını? Nefret ederdi babasından. Yani anladığım kadarıyla hala nefret ediyor ama kimlik lazımmış. Da konumuz o değil zaten. Bu Ayyaş Ragıp zamanında çatala bir tane de kız bebek satmış. Onu hatırlıyor musun Pamir'cim? Hatta adını sen koymuşsun. Belki. Belki. Belki kızın nerede olduğunu da biliyorsundur Pamir. Ya sen niye soruyorsun ki bu Ali'nin kız kardeşini? Pamir'cim, bu kızın nerede olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun? Ya da bulabilir misin? Kızın nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Elimle koymuş gibi de bulabilirim. Güzel. Hüma. Zafer dün hastalandığını söylemişti. Ben de bir uğrayıp geçmiş olsun diyeyim dedim. Sağ ol. Alayım ben onu. Teşekkür ederim. Gel buyur. Terlik vereyim. Thank you.
Gereksiz endişelenmişim galiba. Çorba pişiremeyecek kadar da hasta değil misin? Zafer boşuna gelmiş. Yo, bayağı hastaydım aslında. Bayağı kötüydü. Zafer yaptı hatta çorbayı. İster misin, doldurayım mı sana da? Yok. Çorbana ortak olmam. Ha, canım çok çekerse Zafer'e yaptırırım zaten. Salon şurada mıydı? Evet, öyle, buyur. Geliyorum ben de. Ey Allah'ım yarabbim, sen beni nelerle sınıyorsun ya? Boşalttım, temizledim. Çok teşekkür ederim tekrar. Sağ olasın. Asıl ben teşekkür ederim. Niye ki? Zafer'i kurtardın. Zafer'i sakladın. Kaçmasına yardım ettin. Özgür olması için elinden geleni yaptın. Sayende tekrar beraberiz. Çok teşekkür ederim. Sayemde derken? Aynen. Sayende. Sen olmasan biz Zafer'le ikimiz beraber olamazdık. Yok. Sana katılmıyorum. Kara'yla nişanlı olmayı değil de Zafer'in yanında olmayı tercih etseydin o zaman da beraber olabilirdiniz. Ama sen ne dedin ona? Sen beş parasız bir kaçaksın. Bana nasıl bakacaksın? Böyle demiştin değil mi? Biliyor musun? Zafer senin kadar dert etmiyor bunu. Yoksa geçen gece beni sinemaya götürmezdi. Haksız mıyım? Kesinlikle haklısın. Kim geldi? Zafer. Seni burada görmesin istersen. Tamam tamam, sakin ol, yok öyle bir şey. Abim gelmiştir. Hoş geldin abi. Hüma, hoş geldin. Hoş buldum. Sarı'ya geçmiş olsuna gelmiştim. Gideyim artık. Sonunda bu da oldu ha. Zampara'nın sevgilisi rakibini yoklamaya gelmiş. Rakip falan yok. Yok öyle bir şey, konu dışıyım ben. Benimle alakası yok. Benim Mercan ailesiyle ilgili görüşmeler yapmam lazım. Telefonum neredeydi? Odada bıraktım. Üç. Gül Ayşe. Hı. Acaba arasan mı Barbar'ı yine? Belki bulmuşlardır Pamir'i. Ablam, Barbar ne dedi? Eğer bir daha ararsan oraya gelir, o telefonu havuza atarım dedi mi demedim? Dedi vallahi, dedi. Hı? İyi o zaman. Ya tamam, telefon gevur icadı da arada bir işimize yarıyor yani. Ayrıca biraz bekleyelim ya, bir şey olsaydı ararlardı. Ne bileyim, ben endişeden, meraktan ne dediğimi mi biliyorum? Heh. Sen şimdi bırak endişeyi de ben bu akşam yemekte ne giyeceğim onu seçelim, haydi. Abla. Hı. Senin giyeceğin elbiseyi niye ben deniyorum? Baksana güzelim elbise bana ne çirkin durdu. Üşeniyorum Emine. Üşeniyorum. Sen bildin mi üşenmek nasıl bir hastalık?
Vallahi insan parmağını şuradan şuraya zor getiriyor, biliyor musun? Heh, şimdi al onları da dene bakayım, haydi. Vallahi parmağım yoruldu ha. Bu üşengeçlikle Barbar abim seni almaz, ben sana söyleyeyim. Allah Allah! Benden iyisini mi bulacakmış Barbar abi? Bulur tabii. Sayayım mı nereden bulacak? Saysana abla bir. Allah aşkına bir saysana. Say da ben gidip o benden iyi kızları bir güzel yollayayım. Heh. Yollar vallahi. Ben şu an acayip ikna oldum, kesinlikle yollar. He, seni de yolmadan git şunları dene, haydi. Tamam, tamam. Ablam. Emine seni kızdıracak bir şey mi yaptı? Ya. Bunu nereden çıkardı? Ben ne bileyim, niye kıza işkence ediyorsun o zaman? Ha? Bakayım. Ay. Dön bakayım. Allah Allah, koca konağın işini yaparken bu kadar yorulmuyorum ha. Dön bir dön, dön. Biraz bol ama bunu terzide hallederiz. Ay kız Emine. Vallahi çok güzel oldun ha. Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam, karar verilmiştir. Ben şu dolaptakilerden birini yiyeyim. Allah, hani bu güzeldi? Güzel. Ama sana güzel. Bu elbise senin. Ay. Sen onun için mi bana denettin? Abla etme. Alamam. Senin bu. Niye kız? Bir sürü var dolapta ya. Halam alıp alıp gelip getiriyor buraya, asıyor. Etiketleri üstünde hepsinin, hepimize yetecek kadar var. Aa. Ama bu elbise çok pahalıdır. Ben o kadar etmem. Sen dünyalar edersin. Deli kız. Bütün kayıp çocuklar dünyalar eder. Değil mi abla? Sizi benim karşıma çıkaran Allah'ıma binlerce şükür. Kız Emine vallahi çok güzel oldu. Hanımlar. Müsaade var mı? Ay. Erkek geliyor, erkek destur varsa. Allah'ım hem de çok yakışıklı bir erkek görmüş. Çok yakışıklı bir erkek, çok çok. Oh. Ana. Oh. Tanımayacaktım az kalsın kız. Emine ne güzel olmuşsun kızım. Pek güzel olmuşsun sen maşallah. Gülayşe ablam verdi de sen onu almışsın Hacer teyze. Rızan var mı? Ne demek Rıza? Kızım öyle şey olur mu? Dön bakayım be. Ama biraz büyük geldi. Terziye verip daraltmamız lazım Allah. Daralttırırız, veririz terziye kızım. Maşallah pek güzel olmuşum. Annem sen beğendin mi bir tanem ha? Sen beğendin mi? Fıstık gibi olmuşsun anne de, fıstık gibi olmuşsun. De ben bu elbiseyi nerede giyeceğim? Acaba varandayı yıkarken mi giysem diyorum. He abla, ne diyorsunuz? Bence çok havalı olurum. Olur. Ali abimle Mercan ablamın düğününde giyersin. Ana! Kız abla evleniyorsunuz mu? Kız, kızım Mercan. Esra mı diyor? Yani benim kimliği de halledersek inşallah ama zor. Kızım neden zor olsun? Ali'nin o ganeri babasını buldunuz ya, seninkini de buluyorsunuz. Benim babam...
cehennemde bulamayız. Anam cennettedir inşallah. Tamam Sarç, sana borcum oldu ya, çok sağ ol. Tamam. Al şu ıhlamuru da iç. Sağ ol abi. Ne oldu? Kimle konuştun? Mercan'ın annesinin ceza dosyası geldi. Bir bakalım durum neymiş. Sen dur, ben bakarım. Kara. Sare. Hayırdır, ne oldu, niye geldin? Kalbimi kırıyorsun ama. Okumuşsun o kadar, kocaman kız olmuşsun, savcı olmuşsun. Ama bir ev kızı olmayı becerememişsin. İnsan bir misafirine hoş geldin der ya. Tövbe estağfurullah. Kara. Tamam, tamam. Sana aniden gizli bir mesaj getirdim. Geç içeri. Neymiş bakalım bu gizli sır? Bir dakika. Ayakkabını çıkar ya da galoş giy. Ne galoşu ya? Yok mu kızım şöyle çarşamba pazarından alınma bir terliğin merliğin? Allah Allah. Dur. Bu olur sana değil mi? Bilemiyorum. Bakacağız. Olmadı ayrıca. Biraz büyük numara al. Geç. Yedi giyiyorum ben. Hadi, hadi geç. Oo, Mete abi. Ne yapıyorsun ya? İyiyim Kara. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ver ceketini alayım. Zıpkın nasıl? Zıpkın iyi. Nasıl olsun? Niye? Niye soruyorsun ki? Yok bir şey Kara. Gel sen şöyle otur, rahat et. Bir şey oldu yok. Evet. Ali'nin gizli bir mesajı varmış bize. Hı, gizli. Tabii, çok gizli. Top secret. Görevimiz tehlikeli arkadaşlar. Görevimiz evlilik. Gerçi evlilik daha tehlikeli de. Doğru. Hey, hadi söyle artık. Ne diyor Ali? Ali diyor ki, biz kayıp kız kardeşimi ararken çok fazla vakit kaybetmeyelim. Sen de savcıya git, Mercan'ın sülalesini araştıralım, şu kimlik olayını çözelim dedi. Ben de onun için geldim sana. İyi, iyi, doğru demiş. Ben de tam Mercan'ın annesinin ceza dosyasını inceleyecektim. Ha, süper. Geldiğinde iyi oldu. Senin bildiklerinle dosyadaki açıkları kaparız. Tabii, savcım ömründeyim. Ayıpsın. Evet. Mercan'ın annesinin adı Ayşe. Hı, Ayşe. Gül Ayşe'nin adı da oradan geliyor biliyor musun? Gerçekten mi? Gerçekten. Biz Gül Ayşe'yi ilk bulduğumuz zaman çöpten... Mercan demişti ki, benim annemin adı da Ayşe'ydi ama hiç dedi yüzü gülmedi. Bari dedi bu bebeğin adı Gül Ayşe olsun, yüzü gülsün demişti. Kız. Ali bebeğimiz kız. İsim ne olsun? Gül Ayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya. Hiç gülmedi ya. Gül Ayşe olsun, gülsün. Gül Ayşe. Gül Ayşe. Lan hakikaten hiç yüzü gülmedi be kadınım. Cezaevinde ölmüş. Mercan işte en son 6 yaşındayken öyle görüyor cezaevinde. Onu yetimhaneye götürüyorlarken. Kadın da zaten daha sonra Mercan'ın yokluğuna dayanamıyor. Asıyor kendini.
Sare. İyi misin? Ben bir müsaade etsene. Ne babaya gideyim ben. Bir şey yok, bir şey yok. Sare. Bir şey yok. Birden kendini asmış deyince ben toplayamadım kendimi. Çikolatalı pasta. Kız bu üstünün başının hali ne? Hı. Siz mi yaptınız? Evet, biz yaptık. Ablam biraz üzüldü sabah. Morali yerine gelsin dedik. Evet, piknik yapalım dedi Gülerşi ablam. Çok iyi dedin. E hadi. Hadi. Şu minderleri alalım. Ver sen onu bana. Sağ olasın ablam. Dur. Ha? Her gün kardeşini bulsak daha iyi olacak. Bulacağız inşallah. Buyurun. Şöyle. Ali abi. Barbar ne yaptınız? Bulabildiniz mi Pamir'i? Yok. Bulamadık, kayıp. Anladığımız kadarıyla Ali abinin kardeşini arayan herifler Pamir'i bizden önce bulup bir güzel pataklamıştır. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum Mercan. Bilmiyorum. Pamir nerede bilmiyoruz. Kardeşim kim bilmiyoruz. Peşindeki herifler kim bilmiyoruz. Elimizde hiçbir şey yok. Bulursunuz be abi. Allah yardım eder. İnşallah. İnşallah da kaldık öyle çaresiz. Hadi gelin oturun. Hadi abi otur da şu pastadan yiyelim ki biraz beynimize kan gider, aklımıza bir şeyler gelir. Sen mi yaptın kız pastayı? He. Nereden anladın? Her yerin kanıt dolu çünkü. Un kalmış şeyin bununla. He, sağ ol. Ben bir Kara'yı arayayım bakayım diğer cephede ne yapıyorlar. Var mı bir haber? Ha Barbar. Alo, ne yaptınız? Daha bir şey yok. Kapatsan ararım ben seni bir şey çıkınca. İyi miyiz? İyi miyim? Bir şey yok. Sorun yok. Güzel. Biz dosyaya bakmaya devam edelim.
Niye cezaevine girmiş bu kadın? Suçu neymiş? Ya bu Mercan'ın babası olacak şerefsiz herif resmi nikah kıymamış bu kadına. Aldatıyormuş zaten sürekli işte. Başka kadınlarla beraber oluyormuş. İçip içip dövüyormuş Mercan'ın annesine. Bir gün yine dövmeye kalkmış annesi hamileyken Mercan'a. Kadın da Can abliyle. İki canlı sonuçta. Hem kendi canını hem karnındaki bebeği kurtarmak için alıyor eline bıçağı. Takıyor geçiyor adama. Adam da ölüyor. Sare. Abi toparla kendini. Sare iyi misin gerçekten? Bir gittin kötüydün zaten. Geldin iyice kötü oluyorsun. Sorun mu var? Ya şey... bizim babamız da böyle bir babaydı. Yapma be. Benim annem onu boşanıp kurtuldu. Sonra o da gidip Sare'nin annesiyle evlendi. Bizim babalarımız bir, annelerimiz ayrı yani. Anladım, anladım. Sare onun hem zamparalıklarına hem de şiddetine çok tanık oldu. O yüzden böyle duyunca dağılıyor. Tamam abi, tamam. İyiyim. Anladım abi, anladım. Anladım, çok iyi anladım. Var abi böyle şerefsizler. Ne yapacaksın? Var ya. Biri de sizin evde. Abi. Yapma. Ne diyorsun Mete abi sen? Ne mi diyorum? Zıpkın zamparanın önde gidenidir diyorum. Tamam mı? Öyle haddini bilmeden kız kardeşimin etrafında dolanıp duruyor. Ve bu benim acayip sinirimi bozuyor. Tamam abi. Tamam. Yavaş gel. Ayıp oluyor ama. Abi tamam ya. Tamam konumuz bu şimdi Allah aşkına. Neymiş bizim konumuz ya? Ha? Benim senden başka konum var mı acaba? Bana bak Kara. Ben kardeşim babam olacak o köpekten koruyamadım. Onun yanından çekip alamadım. Bu hataya bir daha düşmeyeceğim. O yüzden Zıpkın denen o zamparaya söyle, kardeşinden uzak dursun. Yoksa bu Mete'nin hiç görmediğiniz bambaşka bir yüzüyle karşılaşırsınız. O da hiç kimsenin hoşuna gitmez. Duydun mu? Zıpkın? Zampara bir adam falan değil. Öyle olduğunu biliyorsun Kara. Ben neyi biliyorum size anlatayım. Benim kardeşim zampara bir adam falan değil. Ne senin babanla ne Mercan'ın babasıyla gram alakası falan da yok. Ha, kardeşimin kafası karışmış olabilir. Eyvallah. Ya da içinde bulunduğu duygulardan dolayı birazcık şaşırmış olabilir ama o kadar. Zıpkın senin bu alemde görebileceğin en mert adamdır. Anladın mı? Bunu aksini söyleyenin de alnını karıştırırım. Eğer bir kere daha benim kardeşim hakkında yok zampara, mampara böyle lagaluga ettiğini duyarsa Mete abi sen de bu karanın çok sevimsiz bir suratıyla karşılaşırsın ve senin için hiç iyi olmaz. Anladın mı beni? Hadi eyvallah. İyi misin? Değilim. Bir an bütün gerçeği anlatacaksın diyordum korkuya.
Ben buldum galiba. Ne? Abi senin bu kız kardeşini arayan adamları biz bulursak ismini cismini onlardan öğrenebiliriz. Adam nasıl öğreneceğiz ki? Referin kim olduğunu bile bilmiyoruz. Abi kalk kalk. Onun yerine gitmemiz lazım. Kalk. Ya kalk hadi. Var var. Akşam saat 8'de sana konumu atacağım, tamam mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu şimdi? Nasıl ulaşacaklar ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Ayyaş Ragıp'ı yer mi yapacak bence? O ne demek kız? Ya bu adamlar Ayyaş Ragıp'a bir telefon vermişlerdir kızını bulunca ara diye. Ha. Şimdi Barbar gidecek. Ayyaş Ragıp'a kızımı buldum dedirtecek. O sırada da tepelerine çökecek. Ya bilmiyorum öyle gibiydi hale giderken. Ay, tövbeler olsun abla. Adamın halinden bunu bulup çıkardın mı falokur gibi? Ha. Allah maşallah ne diyeyim? Sen de polis olmuşsun ha. Sarı öküzün yanında. Ya huyundan ya tüyünden. Selam kızlar. Selam Karabey. Şu Karabey kadar havalı bir adam görmedim ben ya. Vallahi Hüma Hanım nasıl ayrıldı böyle bir adamdan aklım almıyor. Daha iyisini zor bulur. Bak kızlar haklı. Bilemedin kıymetimi. Bir pul harcadın beni. Kara. Tamam annemle olan derdini anladım. Ben ne derdin ne ya ha? Sanki haklıymışsın gibi sürekli bir laf sokmalar falan. Bak bu işin artık suyu çıktı. Buna bir son ver. Bu ne şimdi ya? Çocuk musun sen? Oo konuşsana. Yok. Konuşmam. Akıllandım artık böyle ulu orta yerde kimsenin bilmediği sırlarımı dökmüyorum. Hele böyle senin gibi yanında kayıt cihazıyla gezen insanlarla hiç konuşmuyorum. Ben sana iftira atmadım. Sen babamı öldürdün, suçu Zıpkın'ın üstüne atmaya kalktın. Ben de sana suçunu itiraf ettirdim. Zıpkın'ı kurtarmanın tek yolu buydu. Ha, aşk için yani. Aynen. Peki, bir laf vardır. Duymuşsundur illaki. Aşkta ve savaşta her yol mübahtır diye. Ne alaka? Şu alaka güzelim. Hani sen aşkın için her yolu deniyorsun ya. Ben de kendi savaşım için her yolu deniyorum. Sen kendi aşkın için beni yok etmeye çalıştın. Ben kendi savaşım için senin babanı yok ettim. Şimdi sıra annende. İkimiz de aynıyız seninle. Ben seninle aynı değilim. Emin misin? Eminim. Sen hapse girmeyi hak ediyordun. Tamam. Şöyle sorayım o zaman. Hadi ben hapse girmeyi hak ediyordum da... ...senin o baban olacak adam ölmeyi hak etmiyor muydu? Zırlama hemen. Hüma Hanım gördünüz mü? Karabey'in arkasından gidiyordu en son. Eyvah, basacak Nazan'ım. Bak Kara. Herkes bir şekilde geçmiş unutmaya... ...unutamıyorsa da geride bırakmaya çalışıyor. Yara bile. Sen de bırak.
Bırak. Artık benle de, annemle de uğraşmayı bırak artık bir adam ya. Bırak. Çok mu istiyorsun bana? Aynı şirkette çalışıyoruz. Aynı evde yaşıyoruz. Huzur istiyorum ben. Huzur. Tamam. Çık benimle o zaman. Ne? Hani diyordun ya huzur istiyorum diye. Anneni ve seni rahat bırakmamı istiyorsan benle sevgili ol. Ne oluyor burada? Bir şey yok, öyle eski nişanlımla aşktan bahsediyorduk da. Ama tabii annelerin bunu bilmemesi gerekiyor. Ayıp. Hüma, ne oluyor dedim. Lan madem içki vermeyeceksin, al götür şunu beni başına, sizin bozun beni be. Kapat lan çeneni. Sabit abi. Abi gelsene be, seninle bir şey konuşmam lazım benim. Gelmem. Lan git işte, git, git. Başka bir işin yok mu senin? Git işte. İşim var. Bak abi, işimiz de var. Hadi gel, vallahi bak seninle bir şey konuşmam lazım ya Sabit abi. İşim seninle değil. Ayaş Ragıp'la var. Lan benimle ne işin olur senin? Başında bekliyorum. Lan paket etmişsiniz. Kaç şaka abimi var. Bekliyorum burada. Sen git, git hadi git. Git işine. Paket Ragıp. Vallahi bak çok acil konuşmam lazım. Lütfen gel bir konuşalım seninle ya. Hadi bak lütfen. Şu an acil iş Ragıp. Başka acil iş yok. İnat ettin, gelmeyeceksin. Lan siz nasıl baş ediyorsunuz bu deliyle? Ha? Bir daha abim için ileri geri konuşursam var ya senin canını okurum ha. Tamam lan, tamam, tamam. Bir şey demedik abi de. Lafın girişi söyledim ya. Neyse. Sabit abi hadi gelsene. Hadi gel ya. Sabit abi hadi bak. Sabit abi ya, Sabit abi ya. Bu lastikçilik işinde iyi para var mı? Ha? Yoksa başka şekilde mi döndürüyorsunuz tezgahı? Tezgah dönmüyor. Tezgah sabit. Benim gibi. Yok lan ben onu mu diyorum? Onu demiyorum ben. Yani arazi diyorum çok değerli. Hani parayı nasıl kapıyormuş burada? Ali'nin babası anlamaz. Niye anlamam lan ben? Ha? Ali'nin gibi işler mi? Ha? Niye anlamam ben? Çünkü ha? Biz çocuk satmıyoruz. Sen...
Sabit'in işi bitti burada. Allah'a bir şükürler olsun. Soktuğun lafı rahatladın değil mi? Çok. Biliyorum. Hadi. Sabit abi. Sen bu Sare'ye aşk Sare, aşk Sare deyip duruyorsun ya. Sen harbiden aşık mısın abi Sare? Gülen şey demişti bana. Aşk kuşkucu, aşk huzursuz, aşk şiddetli. Yani? Yani. Sabit aşk Sare'den kuşkulanmıyor. Huzursuz değil. Şiddet yok. Yani Sabit aşk Sare'ye aşık değil. Sen? Ben mi? Sen kuşku duyuyor musun aşk Sare'den? Huzursuz musun? Hepsi var. Hele şiddet. Oho. Görmen lazım. Geçen gün beni evden bir kovdu. Bak yastık mastık ne varsa fırlata fırlata kovdu beni evden. Ne varsa attı üstüme abi. Aferin aşk Sare'ye. İyi yapmış sana. Abi üstüme gelme. Zaten kafam karışık. Kafan karışıksa saçını tara. Allah'ım sen benim aklımı koru ya. Sabit abi mecaz. Biraz anla yıllardan beri bir mecaz anlayamadın ya. Mecaz abi ya. Ona yaptığın gibi kafa buluyorsun değil mi benimle? Biliyorum. Hem Sare hem Hüma olmaz. Biliyorum. Olmaz. Sabit abi, sana bir şey soracağım. Ben hangisine aşığım bilmiyorum abi. Ben bunu nasıl anlayacağım?
Elma'yı görünce burana ne oluyor? Sakin mi? Mantıklı. Sare'yi görünce burana ne oluyor? Bayır aşağı koşuyor. Mantıksız. Yuma'yı görünce ne düşünüyor? Prenses gibi kız diyor. Daha ne istiyorsun diyor. Bulmuşsun işte diyor. Senin onun olmam bile mucize diyor. Tak kolunu al diyor. Götür diyor. Bunu diyor. Mantıklı. Sare'yi görünce ne düşünüyor? Onu sana anlatmayayım. Olmaz. Bulabiliriz mi biri? Bakıyorsunuz ha? Ha? Ne yapacağız? Aramaya devam mı? Yok. Kardeşimi bulmak için Barbar'ın daha iyi bir planı var. İyi. Ne plan yapıyorsanız yapın. Kız kardeşin olacak Yosma'yı bulun. Beni de salın artık bundan, sıkıldım. İçki de vermediniz, kurdum ben. Geber lan şerefsiz. Neymiş o plan? Şimdi göreceğim kral. Lan şşş, otur lan yanına, otur. Bu kızın peşinde olan herifler sana bir numara verdiler mi lan? Söylemekten dilimde tüy bitti. İçkimi getirin söyleyeyim diyorum. Söylemiyorum lan. Söylemiyor. Bak bir daha dökerim. Zevkle dökerim, sen boğulmak istiyor musun onu söyle. Belalı diye kayıtlı. Bela. Şu belaya bir mesaj atalım. Ben Ragıp. Kızı buldum. Hemen getir diyorlar. Şimdi ne yapacağız? Bir mesaj daha atalım ona. Yarın sabah Riva sahile getireceğim kızı. Gelirken bir şişe içki getirirseniz hayır demem. Oldu mu? Biraz inandırıcı olsun değil mi abi? Yarın sabah kızı getirmediğinizi gördüklerinde hepinizin canına okurlar. Oğlum. Biz gitmeyeceğiz ki baba, sen gideceksin. Beni yem mi yapıyorsunuz lan? Bana bak, şşş, ona. Aç lan şurayı. Alo, şşt. Cemal hayırdır, ne oldu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aga seni almaya geldim. Disiplin ve soruşturma amirliğinden çağırıyorlar. Kararı bildireceklermiş. Ne kararı kral? Ya ben polisliğe geri dönmek için bir dilekçe vermiştim de. Onun kararı işte. Çatal mevzusu ortadan kalkınca
Vallahi mi lan? E oğlum ne iyi etmişsin, hiç söylemiyor bize. Abi ne bileyim ya, ne sizi ne de kendimi umutlandırmak istedim o yüzden. Umutlanan olmaz lan bu. Hadi hayırlı haberlerle gelirsin inşallah. İnşallah. Hadi eyvallah. Eyvallah. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Rezervasyonunuz var mıydı? Barbaros Tunalı adına olması lazım. Buyurun ben götüreyim size. Gerek yok. Buyurun. Teşekkür ederim. Sipariş vermek ister misiniz yoksa bekleyecek misiniz? Yok, beklerim ben. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Oha. Thank you.
Barbar gelmeyecek misin? Selamünaleyküm hanımefendi. Acaba sandalye boş mu? Lazımsa alıp götürebilirsiniz. Sizi de götürebiliyorsam çok lazım. Avucunuzu yalarsınız. Randevum var benim, birini bekliyorum. Öyle mi? Kiminle? Yani kimi harcayacağımı bilmek isterim de. Pek harcayabileceğiniz birisi değil. Ama yine de siz bilirsiniz tabii. Bence siz beni bir tanıyın. Ondan sonra zaten en doğru kararı siz verirsiniz diye tahmin ediyorum. Komiser Barbaros Tunalı ben. Komiser? Aynen. Yeniden komiser. Geri mi aldın? Evet, az önce. Barbar çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Bizden mi geç kaldın? Geç kalmadım. Kaldın Barbar. Ağaç oldun burada yani, gelmeyeceksin sandın. Geç kalmadım Gülayşe. Kapıda gördüm ben senin arabayla gelişini. Arabanın camında sürekli saçını başını düzelttiğini, kıyafetini topladığını da gördüm. Hepsini gördüm. Gördüysen niye gelmiyorsun o zaman yanıma? Birazcık heyecan yapmış olabilirim. Çünkü seninle konuşacağım şeyleri tekrar tekrar düşündüm. O zaman oturup başlasam mı acaba artık? Hı? Tamam. Barbar çatlayacağım ama ha. Vallahi komiser falan dinlemeyeceğim. Alacağım omuzuma, şimdi kaçıracağım seni buradan. Kaçıracağım mı? He, kaçıracağım. Barbar çatlayacağım diyorum, söylesene. Vallahi hanımefendi çizgimden çıkartıyorum beni. Kız ben senin kurban olurum o hanımefendi çizgine ha. İşte bu yüzden bana lazımsın. Neyim? Lazımsın. Sensiz olmuyor. Olmasın da zaten. Bak sen bana bir laf ediyorsun. Bir bakış atıyorsun. Benim ne derdim kalıyor, ne tasam kalıyor, ne öfkem kalıyor. Senden başkası. Senin söylediğin laftan başka bir şey.
Umurumda olmuyor. Hepsi yalan oluyor benim için. Bilal'cığım. Çok özlemişim. Neyi? Gözlerimin içine bakıp gül Ayşem demedim. Gül Ayşem. Özür dilerim. Seni nikah masasında terk edip gittiğim için özür dilerim. Babası yüzünden çok sevdiğin adamı kötü davrandığım için, bundan nefret ettiğim için özür dilerim. Affettin mi? Sevdiğim adamı. Sevdiğin adamı affettim. Senin sayende. Gerçekten mi? Gerçekten Gül Ayşem. Çatal'ı hiçbir zaman affetmeyeceğim. Onu hiçbir zaman sevmeyeceğim. Ama artık kendimi suçlamayı bıraktım. Senin sayende. Bazen işte bunları düşündüğümde bu kız beni seviyorsa vardır bu kızın bildiği diyor. Var tabii bir bildiğim. Ne sandın? Ayşem. Eğer sana da uyarsa bu adam tekrar senin peşinde dolanmak istiyor. Tam olarak anlamadım. Ne istiyorsun? Az daha açık ol bence. Ben bu kızı çok seviyorum diyor. Ben bu kıza deli gibi aşığım diyor. Her şeye baştan başlasak olmaz mı diyor. Sevgilim olsana diyor. Olacak mı? Olacağım tabii. Ama beni bir daha hiç bırakma olur mu? Ancak ölürsün. Cemre.
Sare! Sare bir açar mısın? Ya bir şey verip gideceğim sana. Vallahi gideceğim. Zıpkın. Hayırdır bu saatte? Abi kekik. Sare için getirdim. Sen mi düşündün Mercan? Ben düşündüm abi. Vallahi ben düşündüm. Sare için dedim. Hani iyi olur dedim. Hasta dedim. Evde kekik var. Evet abi. Abi bana dün için gerginsen. Abi bil ki benim Sare'ye bir yanlışım olmaz. Olamaz zaten Sıpkı. Koskoca bir savcıya senin gibi bir adamın nasıl bir yanlış olabilir?
Ne oldu? Niye gelmiş, ne dedi? Cuma burada mı diyordu? Ne? Niye soruyorsun Sare? Ha? Kapatmadın mı sen o defteri? Abi vallahi söylediğime pişman ediyorsun beni. Ya bana söylediğine pişman olacağına. Bu adama aşık olduğuna pişman olur musun lütfen? Ben... ilk anladığım an pişman oldum zaten abi. Ama... belki Kara haklıdır. Belki aklı karışmıştır. Sare. Kızım. Aşkın aklı karışmaz. Erkeğin aklı karışır. Aradaki farkı anlıyor musun? Anlıyorum. Bak abicim. Bir de sadece bu değil ki mesele. Bu adam bir cinayet dosyasının baş şüphelisi değil miydi? Kimliği yok, parası yok, diploması yok. Okuma yazma biliyor mu? O bile belli değil. Yuh abi ya. Ya hiç kusura bakma ama. İnsan mı ayırıyoruz şimdi? O noktaya mı geldik yani? Ya eğer aklın başına gelecekse evet, insan ayırıyoruz. Ya davul bile dengi dengine kızım, sen ne yapıyorsun? Ulaşan ben biraz heyecandan fazla yedim galiba. Patlayacağım. Yer kalmadı. He vallahi barbar fazla kaçırdın. Bayağı da iyi yedim maşallah. Yedim değil mi? He. Bir de en pahalı yere geldik. Kaç para tutacak kim bilir? Ya Gülayşem kapat şu para mevzusunu Allah aşkına ya. Açma şu para konusunu. Ya saçmayayım barbar ya. Ya bir tabak makarnaya dünya para alıyorlar Allah aşkına. Kazık bunlar ya, kazık. Hemen. Bak Gülayşem tamam. Belki her zaman seni getiremem böyle yerlere. Ama bugün özel bir gün. Tabii ki böyle bir yere getirecektim. Vallahi her gün getirsen de gelmem. Gelmem söyleyeyim. Sağ ol. Sağ olun. Ne yapıyorsun? Kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Kesin kızacağım bir şey. Oo, ben tahmin ediyorum. Ver şunu. Dur. O Gülayşe ver şunu. Bak var var. İşe yeni girdim. Maaşını bile almamışsındır da. Bu seferlik ben ödeyeyim. Bir dahakine sen ödersin he. Ver dedim. Allah Allah. Yuh. Yuh tabii. Bak beni delirtme. Tamam. Niye deliriyorsun ya? Niye deliriyorsun acaba? Delirecek ne var? Yeni kavuşmuşuz seninle. Güzel güzel oturduk, yemek yedik burada. Beni delirtme ne olur. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Al. Zengin kız fakir olan triplerine sokuyorum beni. Ondan sonra barbar niye deliriyor? Hadi kalk. Gidiyoruz. Hadi. Dur tamam ya. Kim zengin ya? Ben mi zenginim? Ya sen beni ilk gördüğünde benim ayağımda ayakkabı yoktu be. Ben sana dedim mi? Sen polissin. Benim diplomam bile yok. Benden sana yar olmaz. Ben seninle olamam. Dedim mi? Demedim. Demedim değil mi? Tamam demedin tamam. Heh. Şimdi soruyorsan... ben şimdi zaten şirketten payıma düşen bütün parayı sokak çocuklarına veriyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Halam da evi geçindiriyor zaten. Sen benden daha zenginsin yani. En azından maaşın var. Ne oldu?
Reşen. Sen nasıl bir şeysin ya? Bütün kazandığın parayı kimsesiz çocuklara mı veriyorsun? Ben sokak çocuğuyum Barbar. Ne yapacaktım? Hepsini kendim mi yiyecektim? İsmini bile bilmediğin çocuklarla yiyeceğini paylaş. Ablamın bana öğrettiği ilk köksüzler yasası. Çok korktum oğlum. Çok korktum. Güzel. Senin de ceza çekmeye başlamanın vakti gelmişti. İyi olmuş. Ercan. Ali geç oldu. Uyuduysa sen de gel azıcık dinlen. Dur bir bakayım. De şerefsiz.
Siz kimsiniz? İster misin? Anlaşırsak devamını da içersin. Hatta dahası da var. Mevzu ne? Zıpkın. Şu şerefsize bakın da gelin hadi. Tamamdır abi. Ah, Gülayşe geldi. Ali abi, Gülayşe geliyor. Mercan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oo! Vay be. Bunlar birleşmiş. Bir kere daha bu kızın canını yakarsan bu memleketi terk et ol. Tövbe abi. Gel lan bak. Gel kız. Ablam. Bu arada artık sevgilim Barbara, komiser Barbar diyeceksiniz. Harbi mi lan? Alındın mı göreve? Alındım abi. Hayırlı olsun. Gözün aydın. Allah bir daha utandırmasın Barbar. Sağ ol Mercan. Kralsın. Allah Allah. Var mı daha kutlayacak bir şeyiniz acaba? İşiniz gücünüz yok mu oğlum sizin? Bu da kıskandı şimdi. Azıcık da diyor benden bahsedin, beni övün. Oğlum biz senin neyini övelim? Sevginin bile yok lan. Göm Mercan, göm. Göm, rahat ol ya. Nasıl, iyi misin böyle? Çok. Ya şaka maka kara haklı abi. Vakti geldi. Hadi şu paketi teslim edelim artık. Paket Ragıp. Abi. Siz kapıyı kilitlemediniz mi? Kilitledik oğlum. Mercan, kilitlemedik mi? Kilitledik, kilitlemez olur muyuz? Nerede kaldınız ya? Kaçtı sandım. Yüreğim ağzıma geldi. Kalk lan. Kalk. Tamam. Varlığın ayrı bir dert, yokluğun ayrı bir dert. Tamam, çekiştirmeyin. Niye titremiyor senin ellerin? Bilmem. Ya abi hadi çıkalım da halledelim şu işi hadi. Hayır. Geç.
Abi, biz de mi gelsek ya? Eyvallah abi, destek kuvvet lazım olur be. Yapmayın beyler, Allah aşkına ne destek kuvveti ya? Bu polis operasyonu. Hem ne olur ne olmaz, siz kızların başında durun. Hadi var var. Hadi abi. Ali. Bulacağım kardeşim. İnşallah Mercan'ım. Efendim aga. Cemal ne yaptınız? Görüş alanındasınız. Siviller de yerleşti. Herkes tamam aga. Ben işaret vermeden harekete geçmek yok. Anlaştık mı? Benim işaretimi bekleyin. Tamam aga. Abi. Akıllı ol. Tamam? Tekrar arıyorum seni. Etrafın polis dolu, yanlış bir hareket yapma, aklını alırım senin. Tamam mı? Tamam. Aferin. Çatışma falan olursa uzak dur ya. Bak ben ciddiyim. Tamam oğlum. Hele bir gelsinler de. Tamam. Aşk Sare geliyor. Helal, helal. Helal, oy. Helal, 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 helal. Oy, oy, sen heyecanlandın mı sen? Ben seni yerim. Lan yürü git. Selamlar. Hoş geldin Sare. Hoş geldin Sare. Hoş geldin Sare.
Adliye gitmeden bir uğrayayım dedim. Son gelişmeleri yüz yüze vermek istedim size. Niye? Ne oldu? Kötü bir şey mi var yoksa? Mercan hakkındaki darp suçlaması ile ilgili. Mağdur olduğunu iddia eden güvenlik görevlisi Çetin Ak'tan şikayetini geri çekmediği için dava mahkemeye intikal etti. Haftaya ilk mahkeme var. Ama ablam darp etmedi Sare. Ben oradaydım. Barbar da oradaydı. Biz şahidiz. Şahitiz diyorsun da Gülayşe. Güvenlik görüntülerini delil olarak dosyaya eklemişler. Yuh. Yuh. Oy, oy. Oy, kız bayağı dövüyorsun ya adamı. Oğlum keşke dövseydim ya. Ama dövmedim. Barbar ne diyor biliyor musun bu konuda? Naz Bey'in işi diyor, ben size söyleyeyim. Ne? Ama Nazmiye söz vermişti, bir daha pislik yapmayacağım dedi. Ya boynundakini sorduklarında bile benim saldırdığımı söylemedi. Aynen. Ya bırak Allah aşkına ya. Bak yazın bunu. Yarın işimize yarayınca kullanırsınız. Tamam, tamam. Ben güvenlik görevlisini sorgulayacak savcıyla konuşacağım. El altından vereceğim bu bilgiyi. Eyvallah. Sare. Sağ ol vallahi, hakkını denmez. Rica ederim. Buna. Hoş geldin. Hoş geldin Hüma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Zafer'e bir şey söylemeye gelmiştim. Bana Allah'a ısmarladık o zaman. Adliye geç kalıyorum. Şimdi gideyim, bir gelişme olursa ben haber ederim size. Ne söyleyeceksin ki sen abime? Aynen dinliyorum. Ne? Senin bana olan ilgini bilmesine rağmen karanın bana sevgili olmayı teklif ettiğini biliyor muydun? Ne? Anasına bak, kızını al. Abi gelmiyor bunlar. Anlamadım ki ben. Hakikaten
Siz anlamadınız mı daha gelmeyeceklerini? Ne diyorsun lan sen? Abi. Gelmeyecekler diyorum. Tuzak olduğunu söyledim. Haber verdim. Sallama lan. Telefonunu aldık. Nasıl ulaşacaksın adamlara? Abi siz kitlememiş miydiniz? Lan. Kilidi mi açtı lan? Lan nasıl açtın lan sen kilidi? Bir tek siz mi kilit açıyorsunuz oğlum? Babanın da böyle marifetleri vardır. Sabit doğru görmüş abi. Lan senin elin falan da titremiyor. Gece çıkıp zıkkımlandın değil mi? Deli diyordum ama en akıllınız o çıktı. Size kaç kere dedim içkimi verin diye değil mi? Hı? Lan niye niye? Lan sen adamlar peşimde kızı bul demedin mi? Niye çalar sokuyorsun? Çünkü kızı buldum Ali. Ne? Adını, yaşadığı yeri, saçını, gözünün rengini hepsini öğrendim. Ne? Kardeşimin adı ne? Nerede? Dur bakalım. Önce pazarlık. Lan ne pazarlığı? Ne istiyorsun? Ben sizle pazarlık yapmam. Eğer o yosma kız kardeşini bulmak istiyorsan önce zengin kız kardeşini alıp getireceksin bana. Dara Eyüboğlu. Pazarlığını yapacağım. Ne yapıyormuş ya? Oy. Emine. Buyurun Naz Hanım. Kız bir kahve yap bana hadi. Ver, ben tutarım oğlanı ver. Tabii hemen. Yine değerinde bir annen var biliyor musun?